Merhabalar değerli izleyiciler. Türkiye'nin yükselen yıldızı TV 42 ekranlarına ve stüdyoda konuşalıma. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetlilerimiz, değerlilerimiz, güzel gözlerimiz, güzel gönüllerimiz, sevgili izleyicilerimiz. Her daim olduğu gibi öncelikle iyilikler, güzellikler, sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk sizlerle olsun diye temenni ederiz. O güzel gözlerinizden, gülümsemeleriniz, o güzel ve değerli gönüllerinizden güzel niyetleriniz eksik olmasın efendim. Bugün yine sizlerle birlikte olmanın keyfinde, heyecanında ve mutluluğundayız. Hem TV42 ekranlarımızda hem de sosyal medya sayfamızda sizlerle birlikte olduğumuz bu dakikalarda çok değerli bir konuğumuzu yine her zaman olduğu gibi sizlerle tanıştıracağız. Ve güzel konu başlıklarımızla çok değerli, çok kıymetli bir sohbeti hep birlikte gerçekleştireceğiz. Gencecik, pırıl pırıl bir delikanlı karşımda. Dünden bugüne başarı hikayesini, yaşam öyküsünü paylaşacak bizimle. Şu güzel yaz günlerinde sevgili gençlerimizin de hem dünlerine, hem bugünlerine, hem de geleceklerine dair hayaller kurduğu, kararlar verdiği ve verecekleri kararlarda çabalar sarf ettiği bu anlarda canlı bir örnek olacak kendisi sizlere ve bizlere. Evet, sevgili ebeveynlerimiz ve sevgili gençlerimiz, yaşam öyküsü ve başarı hikayesiyle konuğumuzu sizlere tanıştırmak istiyorum efendim. Sizler de hazırsanız buyurun hep birlikte diyorum. Sevgili konuğum Sayın Bahadır Bayık. Kendisi efendim kimyager. Bugün bu güzel stüdyoda bizleri onurlandırdı. Buyurun hep birlikte hoş geldin diyelim kendisine. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba Sibel Hanım. Gerçekten burada olduğum için bugün hem çok mutluyum hem çok heyecanlıyım. Yani umarım her sorunuzu güzelce cevaplayabilir. İzleyen ailelere, genç arkadaşlara yardımcı olabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Yoğun bir eğitim hayatını tamamladıktan sonra aslında kendinize ayırdığınız o kıymetli zamanlarda hem bu yaz döneminde hem de Konya'da oluşunuzda o zamanların en kıymetlisi olan zamanı bize ayırdınız. Bizi kıymadınız. Tüm gönülden ve samimi duygularımla ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor yaşam? İyiyim. Hayat güzel. Her zaman önümüzde bir belirsizlik var. Ama belirsizliğin güzel yanında güzel şeyleri sürprize karşılamaktır. Onlara cevap vermektir. O yüzden heyecanlıyım. Tabii keşfetmeyi severler. Evet. Keşfederek yaşamayı, bilinmeyene doğru yelken açmayı ve bilinmeyenle yaşarken her zaman hem hazır olmayı hem de heyecanı aktif tutmayı bilen sizler için yaşam keyifli. Aslında hepimiz öyle olmalıyız, olabildiğimiz kadar değil mi? Evet, kesinlikle. Korkusuz, ürküntüsüz, tatlı, heyecanlı, meraklı ve ilgili olduğumuzda yaşam daha çekilebilir, daha keyifli oluyor sanki. Kesinlikle. Yani bana bugün birisi gelse hayatını tamamen sana göstereceğim dese ve bundan hiçbir şey de istemiyorum dese, ben inanın cevabı bilmek istemem. Çünkü hayat bilinmeyene doğru gittikçe daha keyiflidir. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Her yıl aynı yere tatile mi gitmek daha heyecan verir size, yoksa farklı yerleri görmek mi? Hayatta ben o şekilde düşünüyorum. Ne güzel tanımlamanız, çok güzel bir örnek oldu. Ben öyleyimdir. Bilmekten, bilgi dışında kendimle ilgili ya da yaşamla ilgili olanı bilmekten imtina ederim. Genelde kaçarım. Sürprizleri ben de seviyorum. Keyifli geliyor bana da. Bunları konuşacağız. Yaşamın getirdiklerini, hayalleri konuşacağız. Olasılıkları konuşacağız. Olmuş olanları konuşacağız. Tabii önce sizi konuşacağız. O yüzden bizim geleneksel klasik bir sorumuz var. Bu soruyu da başlamak istiyorum. Bahadır Bayık kimdir dersek kendinizden bize bahsedebilir misiniz? Tabii dilim döndüğünce kendimi anlatayım. Ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi Konya'da almış, Konya'da okumuş, Konya'da yaşamış bir gencim. 24 yaşındayım. 2019 yılının Eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya bölümüne kabul edildim. Kimya öğretmenliği değil, kimya mühendisliği değil, kimya bölümü. Bu üçü birbirinden tamamen farklı alanlar. Her ne kadar kulağa da benzer gelse de, ben de üniversiteye girdiğimde, derslerimi aldığımda bunların farkını görebildim. O yüzden bambaşka alanlar. Üniversite eğitimimi tamamladım. 2024 yılının Haziran ayında, geçtiğimiz aylarda.
eğitimimi tamamladım. Bir kimyagerim artık. Tebrik ediyoruz. O zaman şöyle az önceki tanımladığımız tanımla kimyager Bahadır Bayık'la birlikteyiz biz şu anda. Tebrik ediyoruz. Daha nice başarılara diyoruz. Peki burada farkları anladınız. Kendi alanınızda da farklılıklar var. Sizin de tercihiniz organik kimya olmuş galiba. Onlara evet. bahsedelim mi? Organik kimya dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Tabii ki. Kısaca kimyayı ben birkaç kelimeyle açıklayayım. Kimya hayatta gördüğünüz, tuttuğunuz bardak, içtiğiniz su, gördüğünüz renkler hepsi kimya ile alakalı. Aslında kimya yaşamın temel taşlarını irdeleyen, bunu araştıran ve bunu hem insan hem doğa hem gezegen için iyi bir amaçla yenilikler çıkarmaya çalışan, araştırma geliştirme yapmayı sağlayan bir çalışma alanıdır. Ben organik kimyayı tercih ettim. Bu alanı üniversiteye girmeden önce hiç bilmiyordum. Üniversitede aldığım dersler, tanıştığım hocalarım ve çalışma alanları bana organik kimyayı sevdirdi. Organik kimya aslında ilaç sanayi, boya, gübre, tarım ilaçları, gıda katkı maddeleri, kozmetik sanayini içeren o ürünlerin aslında laboratuvarda gelişimini sağlayan araştırma dalıdır. Araştırma dalıdır. O bölüm size ilk adımdan sonra ya da ilk yılda hazırlık değil mi? Sanırım hazırlık yılında gerçekleşti bu tercih. Sizin kendi karakterinize ya da tercihlerinize daha yakın geldi. Ama kimyayı tanımladığımızda her şeyin kimyası tanımı. Mesela günlük hayatta da kullanırız ya. İşte o insanın kimyası, işte bardağın kimyası. Evet. Aslında yaşamın biz uzmanlık alanımız olmasa da hepimizin yaşam alanlarında çünkü dediğiniz gibi yaşamın, hayatın kendisi kimya. Kimya özel bir alan. O tercih edilirken de özenle tercih edilecek bir alan diye anlıyorum değil mi? Öyle ya işte ben kimya varmış şurada okuyayım gibi bir alan değil galiba. Aslında şu şekilde önceki ifadenizi bir şey düzeltmek isterim. Üniversite 4 yıl artı 1 yıl hazırlıktı. Evet. Ben organik kimyayı aslında üniversite sisteminde seçmeli bir şey değil. Yani kimisi 30 yaşına gelir kimya okur, o zaman organik kimya ilgisi olur. Organik kimya bir çalışma alanı. Atıyorum inorganik kimya vardır, o pillerle alakalıdır. Ben ilaçlara ilgi duydum ama bu seçtiğimiz bir şey değil aslında. Yani her an değişebilir. Değişebilir. Bugün beyaz ayakkabı giydim, siyah ayakkabı giydim. Bunu seçiyorsanız üniversitede bu şekilde araştırma alanını bu şekilde siz tercih ediyorsunuz. Siz tercih ediyorsunuz. Ve bu her an, her zaman seçilir, evet. her an değişebiliyor. Evet, yani eğitimin ilerleyen dönemlerinde, yüksek öğretimde, doktora sırasında her zaman bu alanı değiştirme hakkınız var. Ve hepsi aslında işin özüne baktığınızda birbirine yakın alanlar. Yakın alanlar. Da bir bütünlük mutlaka var. Ayrıştığı belki birkaç farklı nokta olacaktır. Şimdi Bahadır Bayık Konya'da doğdu, büyüdü. Evet. Ana sınıfına, belki kreş, ana sınıfı, ilkokul, lise eğitimini Konya tamamladıktan sonra İstanbul Boğaziçi Üniversitesi ile tanıştı ve üniversite hayatını da orada tamamladı ama bu böyle anlatılınca böyle 3-4 cümleyle çok kolay aktarılabiliyor. Ama bunun böyle olmadığını sizi tanıdığım kadarıyla ben de biliyorum. Buradan sizi tanıyan sevgili izleyicilerimiz de biliyorlar. Şimdi bilmeyen izleyicilerimizle paylaşmak evet. istiyorum. Yaşamınızın, bu başarı hikayenizin, bu yaşam öykünüzün bütün ayrıntılarına ufak ufak girmek istiyorum müsaadeniz olursa. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bunun için şöyle bir ana konu başlığı söyleyeyim. Bir başarı hikayesiyle karşılaştık biz şimdi. Bahadır Bey karşımızda bir kimyager ama her adımı bir ince nakış kadar özenli. Ve aynı özenle devam edecek bir eğitim hayatınız var. Kamera arkasında ve konuştuğumuz konuların içeriğinden dolayı bunları biliyorum. Eğitim. Evet. Olmazsa olmaz. Şart. Şart. Evet. Hepsi başarıdır aslında. Yani tüm eğitimler. Bence başarılı eğitim ya da başarısız eğitim ya da başarılı eğitimi alanın başarılı olması ya da başarısız olması gibi bir tanımı ben çok doğru bulmuyorum. Ama genel tanım içerisinde böyle kullanıyoruz. Başarılı eğitimde tam anlamıyla başarılı olmanın, eğitimde başarılı olmanın sırları nedir dersek? Aslında bunu derin derin konuşmak isterim ilerleyen dakikalarda ama bence başarılı olmanın en önemli yapı taşlarından biri başarısız olmaktır. Çünkü ben 5 yıllık üniversite eğitimimde ne öğrendiysem hep bilmediğim, hata yaptığım, tökezlediğim yerleri öğrenerek, sorarak, araştırarak o şekilde öğrendim. O yüzden yani başarıya giden yolda özellikle kimya gibi, biyoloji gibi, fizik gibi yaşam bilimlerini
araştıran bir programda okuyorsanız, ilgi alanınız oradaysa, başarısızlık olmazsa olmaz. Nasıl bisiklet kullanmayı bir anda öğrenmediniz, düşe düşe öğrendiniz. Eğitim hayatı da o şekilde ilerliyor. Yanlışlardan bulduğunuz doğrular ya da nedir, başarısızlıktan, yanlıştan daha çok başarısızlıktan bulduğunuz sonuçta verdiğiniz kararlardan başarıya ulaşıyorsunuz. Kesinlikle başarısızlık aslında kulağa kötü geliyor ama başarısızlık planın bir parçası. Yani nasıl herkes çay içmeyi sever, kahve içmeyi sever, sen çayı içmeden çayın sana göre olmadığını bilemezsin. İçersin, ağzın yanar, tadın hoşuna gitmez, öyle kahveyi seversin. Başarısızlığı da aslında başarıya giden bir basamak gibi görmek lazım. Ama o basamak en yukarı çıktığınızı düşünseniz bile orada bile karşınıza gelir. Gelecek. Evet. Yaşam boyunca devam edecek. Ya başarı sayı gibidir. Yani sayıların nasıl sonu yoksa, sonsuza kadar gidiyorsa başarı da öyledir. Başarısızlık da onun hemen arkasından gelir. Sizi bir adım ileri iter. Peki o zaman burada en çok dikkat edeceğimiz şey ne olacak? Başaramadığımız zamanlarda ikinci adım. En önemlisi hedef belirlemektir. Bir konuya başlarken işte bu yayını anneler, babalar, aileler, genç, üniversite tercihi yapacak insan, öğrenci arkadaşlarım var. En önemlisi bir hedef belirlemektir. Nasıl hedefi olmayan bir tekne yelken denizin ortasında bocalayıp durursa, hedefiniz yoksa sizin de aynı şekilde. Önce insan ne istediğini bilmeli, düşünmeli, ilgi alanları nedir, bunları yazmalı. Yazarak öğrenmek çok önemlidir, düşünmek. Yani tabii ki konuşmak akılda kalıyor, keyifli. Ama ben en çok ne öğrendiysem kendim yazarak, silerek, sayfalarca yazarak öğrendim. Öncelikle ne istediğimizi bilmeliyiz. Bilmeliyiz. Evet. Yani bu tam bir karar olmasa bile içsel iç sesimizle, zihnimizle, karakterimizle, kendimizi değerlendirip ne istediğimizi bilmeliyiz. Birazdan üniversite tercihlerinin de nasıl yapılacağını konuşacağız ama orada daha netleşecek bu konu başlığında. Daha net olacak bu konuşacaklarımız ama şimdi ben sizin başarınızı örnek göstererek başarının sırlarındaki ayrıntılara geri dönmek istiyorum. Ne zaman başlar başarının sırları? Herhalde kendimizi fark ettiğimiz anda, belki kreşte, belki ana sınıfında, belki ilkokulda. Size nasıl başladı? Evet, kesinlikle. Yani başarının sırrı dediğimiz bir şey aslında öyle belli bir kuralı olan, belli bir yaşı olan değil. Kimisi 50 yaşında başlar, kimisi 18 yaşında başlar. Ben lisenin başlarından, ortalarından beri artık ne istediğim hayatta düşünmeye başlamıştım. Ancak yani ben başardım, ne istediğimi bildim dediğim zamanlarda, lisenin sonlarına doğru, üniversite sınavına girmeden önce hep ben tıp fakültesi kazanmak istiyordum açıkçası. Benim hayalim, hedeflerim tıp olmak, hekim olmak, insanlara fayda sağlamaktı aslında bundaki öz. Asıl amaç oydu. Tabii ki yani nasıl olsa ailemizden, çevremizden, doktorların işte yaşam koşullarının, refahının yüksek olduğunu bilsem de insanlara fayda sağlama isteği vardı. Evet. Bir de herkeste bir rahatsızlık, hastalık, belki işte iyilik ihtiyacı hepimizde var. Kesinlikle. Yani kimimizin gözünde, kimimizin daha zorlukları olabilir. O da sanırım sevgi dolu insan ya da sorumluluk bilinci, insanlığa karşı sorumluluk bilinci yüksek olan insanlarda nasıl fayda sağlayabilirim dediğimizde ilk akla gelen o oluyor. Yani hekim olmak, tıp fakültesinde olmak ve oradan gelecek iyiliklerle fayda sağlayabilmek. Önce belki birinci derecelerimiz için düşünürüz. Sonra tüm insanlığa yayılacak bir iyilik hedefleriz. Doğru mu? Kesinlikle. Ben başta daha yaşım getirdiği ve ufkumun dar olması sebebiyle kendim daha çevreme, aileme, yaşlılarıma iyilik yapmak, onları iyileştirmek amacıyla tıp istiyordum açıkçası. Ancak sonra baktım, ben hani bu gezegene geldim, bu dünya bana meyve verdi, etini, koyunu, sütünü verdi. Daha büyük bir çözüme ulaşmak için kimya okumaya karar verdim. Çünkü kimya dediğimiz, hani bunu üniversite tercihi konusunda da konuşacağız. Dünyanın şu an karşılaştığı en büyük sorunlar, küresel ısınma, su kıtlığı gibi, gıda kıtlığı gibi, bunlara çözüm öneren bir araştırma alanıdır aslında. Evet, araştırma alanıdır. Hepsinin temeli diyeceğiz çünkü. Olmazsa olmazı diyeceğiz. Madem amaç dediğiniz gibi bize yeryüzüne gelmişiz, verilmiş olan tüm güzelliklere karşı bir teşekkür mahiyetinde olacaksa, hepsinin özü olan kimya doğrudur dedik. Daha geriye doğru gideceğim ben. Çünkü kamera arkasında konuştuklarımızı aktarmak istiyorum. Çok küçükken bile dediniz, neredeyse ana sınıfında ya da ilkokul döneminde bile araştırmayı çok seven bir özelliği vardı. Soru sormayı çok severdim. Sorarak başlardım ama sorduktan sonra da sadece cevapla kalmazdım.
Evet, kesinlikle. Bu da bir başarı sırrı olsa gerek. Başarının sırlarının en önemli faktörlerinden birisi bu aslında. Hı-hı. Yani ben çocukken ailemin, çok teşekkür ediyorum onlara, yetiştirdiği tarzda, onlar hiçbir zaman benim sorularıma kızmazdı. Cevap vermekten çekinmezlerdi. Ben bol soran bir çocuk, soru soran bir çocuktum. Bazen ukala veya gevezi olarak da görünmüşlüğüm olmuştur büyüklerim tarafından. Ben sorularımı çok sorardım. Aldığım cevaplarda anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla araştırırdım. Onları internetten sorgulardım. Bunlar araştırmanın, başarılı olmanın olmazsa olmazı. Ha, tabii ki bugün başarının sırları nedir diye Google'a yazdığınızda spor yapmak, hedef koymak, zaman yönetimi, geleceği planlamak, sosyal olmak, büyüklerden tavsiye almak çok çok önemli. Ancak ben üniversitemde, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdiğimde kendi başarımı nasıl yaptım diye kendime sorduğumda, ben sanırım buna değişen ortam koşullarına adapte olabilmek diye görüyorum. Çünkü dünya değişiyor. Dünya değişiyor. En önemlilerden bir tanesi bu. Yani kimyager Bahadır Bayık kendi varlığını oldururken, kendi başarı sınırlarına doğru koşarken, daha doğrusu sınırlarını aşmaya doğru koşarken ne? Oluşan koşullara ayak uydurabilme. Bu kişisel de olabilir, küresel de olabiliyor. Nihayetinde bunu işte yaşadığımız kişisel hayattaki eksiler, artılar, kocaman dünya, işte dünyada bir pandemi yaşadık hepimizin, değil mi? Evet, yani hiç beklemediği bir pandemi süreci. Oysa bütün koşullar bir anda değişti. Kimimiz bununla abondene olduk. En basit şeyleri yapamamanın verdiği eksilere düştük. Kimimiz de hiç bir şekilde buna takılmadan, eğitimse eğitim, iş dünyasıysa iş dünyası, sağlıksa sağlık, bir şekilde başardık. Oraya uğrayalım isterseniz. Tabii. Pandemi döneminde bir uğrayalım. Çok kıymetli bir soru aslında. Evet. Hem pandemi aslında bize dünyada bir tehdit, bir değişime karşı ne kadar hazır olduğumuzu hem büyük ölçekte hem bireysel ölçekte gösterdi. Hı hı. Aslında her insan değişime karşı ayağa takılır. Biz onları, yok onlar hiç sorun yaşamıyor, başardı, bakın açtı bunları deriz, ama onlar içerisinde bu değişen koşullara karşı işlerinde bir umutsuzluk, bir acaba yapamaz mıyım, gitgeli çok fazla olur. Ben de yaşadım, ama her zaman, yani insanoğlunun diğer tüm canlılardan benim kanımca en büyük ayıran özelliği değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmesidir. Yani her zaman yeni bir alan, yeni bir değişen koşul insana bir zor gelir. Buna biz konfor alanının dışına çıkmak deriz. Evet. Ama insanı en çok geliştiren şey de konfor alanının dışına çıkmaktır. Dışına çıkmak. Ben her zaman derim, diyelim yapmaktan çekindiğim bir şey var. Bu programa katılmak mesela. Mesela, öyle. Şimdi çekiniyorum bunu. Diyorum hani yapmayayım, etmeyeyim, şimdi rahatsız olurum, heyecanlanırım. Ama bildiğim bir şey varsa bu his bana aslında tam o şeyi yapmam gerektiğini söyler. Ben buna inanırım. Çünkü istemeyerek yaptığın, çekindiğim, aslında istemeyerek demeyeyim de, İçinde korku işte. Korktuğum şeyleri yaptığım sayende, yaptığım için buraya geldiğimi düşünüyorum. O yüzden umutsuzluk, korku her insanda var. Yani bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, herkes bunu yaşar. Ama şunu bilin, korktuğunuz şeyi asıl yaparsanız o zaman fark yaratırsınız. O zaman kendinizi geliştirebilirsiniz. Evet. Ne demiştik? Korkularımızın üzerine gittiğimizde, uçurumun kenarındaysak karşıya atlamayı başarmamız kesinlikle gerekiyor. Korkularla yüzleşmemiz lazım. Hep öyle miydiniz? Yani işte küçücükken, diyelim ki hala çok gençsiniz de, tabii tecrübeleriniz büyük, yaşınıza göre tecrübeleriniz, yaşadıklarınız çok büyük, başardıklarınız çok büyük. Hep böyle miydiniz? Hatırlar mısınız? Gidelim mi tekrar biraz daha tabii gerilere ki doğru? Hatırladığım kadarıyla sanırım böyleydim. Hı-hı. Ben her zaman kimsenin hani yapmaya cesaret edemediğini, şeyleri yapamadığı, aklına getirmediği şeyleri denemeyi seven bir çocuktum yani. Küçüklüğümde. Tekrar diyorum, aileler burada çok önemli. Çok önemli. Yani burada bu çay sıcak. Hı hı. Ben bir çocuk olarak anne baba bunun sıcak olduğunu biliyor. Çocuğun değmemesi gerektiğini biliyor. Ama çocuk bunu ancak değerek öğrenebilir. Ben her zaman değen taraftaydım. Değdim, öğrendim onun sıcak olduğunu, evet, ve bu şekilde. Yani özgür ve özgün. Herkes bir birey. En çok atladığımız o. Ben de kendi itiraflarımı bu tür konularda stüdyoda da çekinmeden yapıyorum. Maalesef ki ben de o olmaması gereken karakterdeydim ebeveyn olarak. Çok geç öğrendim, ama bu arada sevgili oğlum büyümüş oldu. Allah'tan o kendisi bunları aşma yetisine sahipti. Böyle bir şansı oldu, bir avantajı oldu. Evet, herkes bir birey. Yani anne ve babalar dünyaya gelmelerine vesile oldukları evlatlarının bu yolunu kabul etmediler. Onlar bir annenin karakterinde ya da babanın karakterinde ya da her ikisinin ortak istediği karakterde değil, kendi karakterinde.
Çünkü Allah zaten herkesi, yani yaratılış da bu şekilde değil mi? Herkes kendine özgü ve özgün. Seslerimiz farklı, birbirimize ne kadar benzesek bile her şeyimiz ne kadar farklı. Bunu bir şeye benzetmek kadar büyük bir hata yok. Kimya da herhalde bunu en güzel şekilde anlatmıştır yaşam içerisinde size. Bu bir avantaj dediniz. Benim ebeveynlerim, ailem ve benim çevrem, benim gelişimime, benim özgün ve özgür karakterime yol açan, destek veren ve bu şekilde yetişmeme vesile olandı. Peki burada sınır nedir sevgili Bahadır? Şu şekilde, yani, burada bir sınır kesinlikle olmalı. Hani özgür dediğim gibi çocuk istediğini yapmalı değil. Ailelerinden her zaman tavsiye almalı, sormalı. Aileler o tavsiyeyi vermeli, dinlemiyorsa güzelce anlatılmalı. Ancak ben kendi lise geçmişimden de örnek vermek gerekirse, ben lisede çok okul değiştirdim. Anne babam her zaman yapma oğlum, değiştirme oğlum dedi. Ben ama kendi burnumun dibine gidip değiştirdim. Ve bundan da aslında çok da mutlu değilim, pişman oldum sonrasında. Ama şu an dönüp baktığımda iyi ki o kararı ben yaptım. Çünkü lise zor bir çağ. Artık büyümenin geldiği bir nokta. Ve hayatta birçok zorlukla ilk defa karşı karşıya geliyor insan. Ve ben o zorluklarda okul değiştirmemin sebebini ailem yüzünden değil, kendim yaptığım için her zaman kendimle barışık bir şekilde açtım. Beni ailem okul değiştirdi, ailem onu yaptı, ailem okul değiştirmeme izin vermedi diye değil. İçinizde kalmadı. Evet, içinizde kalmadı. Ha, burada iyi olan şu, okul değiştirdiniz. Okuldan ya da eğitimden vazgeçmediniz. Evet. Yani burada aradığımı bulamadım, olmadı. Oraya gittiğimde dediğinizde vazgeçme ihtimali de vardı. Yani olmuyor, bu eğitim şekli, bu okullar bana yetmiyor ya da istediğim şey değil deyip tamamen o dönüş yapabilirdiniz. Kesinlikle. Buradaki özgürlük sınırı o aslında. Yani aileler çocuklarına istedikleri okula gitmeyi, istedikleri enstrümanı çalmayı, sporu yapmayı, futbol istemiyor, tenis istiyor. Çocuk bunda özgür olmalı. Ama çocuk bir spor yapmalı. Evet. Spor yapmamak, tüm gün bilgisayar başında olmak, sağlıksız beslenmek, bu bir özgürlüğün dışında oluyor aslında. Bu mantık çerçevesinin dışında kalmış oluyor. Çocuk istediği okula gidebilmeli. Bu da ailesine fikir verebilmeli. Ancak kesinlikle okumayacağım tercihi bu çerçevenin dışında. Listenin içinde olmayacak. Listenin içinde değil. Evet, çünkü eğitim çok değerli. Yani herkes mutlaka bir şey başarıyor yaşamda. İşte bu bardağı üreten de bir şey başarmıştır. Bu işte yazıyı icat eden de bir şey başarmıştır. Herkes kendi başarı hikayesini yaşar. Ancak günümüz şartlarında evrene baktığımızda da eğitimsiz birçok şeyin gerçekleşemeyeceğini görüyoruz. İyi bir çiftçi olmak için de eğitim, daha doğru. İyi bir satıcı olmak için de eğitim mutlaka gerekli. Onsuz olmayacağını biliyoruz. Peki eğitimi sadece okullarda aldığımız eğitim olarak mı değerlendiririz, yoksa bir bütün müdür sizin için? Sanırım öyle. Evet, eğitim bir bütündür aslında. Bunu üniversite kısmında tekrar söyleyeceğim. Ancak ben üniversiteyi il dışında, ailemden uzak bir şekilde okumak aslında beni en çok geliştiren şeylerden birisiydi. Okulda aldığımız dersler sadece aslında o kitabın, defterin kapağı. Üniversite dışındaki insanlarla ilişkilerimiz, hocalar, sosyal çevre çok önemli. Yani ben bugün Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim. Geriye dönüp keşke ne diyorum diye sorarsanız bana. Nedir? Derim ki sosyaldim ama keşke daha sosyal olsaydım. Keşke okulda gördüğüm herhangi bir insanla tanışmak için daha fazla adım atsaydım. Çünkü dersler bir yere kadar. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde her yıl 2000 öğrenci giriyor. Hepsi sizinle beraber okuyor. Siz farklı bir yere gelmek istiyorsanız onlarla beraber derse girmek yetmiyor. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Bunu biraz genişleteceğiz o zaman. Birlikte genişletelim istiyorum. Eğitim insanın okulundan, eğitmenlerinden ya da ailesinden aldığı eğitimin dışında bir bütün. Yani aslında yeryüzünde yaşadığımız yaşam alanındaki her şey bir eğitim. İşte bunu bir bütün olarak gerçekleştirme. Kesinlikle. Gerçeği, bir dünya gerçeği. Şimdi daha biz eskiden, bizim zamanımızda biraz daha sosyal olma şansına sahiptik. Ama siz ve şu anda sizden sonra gelenlerin bu konuda dezavantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir dijital dünya ve dijital hapishane içerisinde herkes kendi alanına kapanmış durumda. Sosyal olma becerisi ve yetisi daha kısıtlı hale geldi. Evet. Çünkü diğer örnekler daha çok arttı. Kendi içinde yaşayan, kendini yaşayan, moda mod yaşayan karakterler daha fazla. Bunun hem mutsuzluk getireceğine, gerçek mutluluğa ulaşamayacağımıza, hem de gerçek başarılara ya da gerçek yaşama ulaşamayacağı inancındayım ben. Kesinlikle. Aslında bu
Dünya gerçekten değişiyor bu son 5 yılda 10 yılda. Yapay zeka çıktı, dijital ortam çok fazla genişledi. Artık iş görüşmeleri, toplantılar, hatta arkadaşlar ödevleri online ortamlarda yapıyor. Dijitalleşmenin getirdiği çok büyük avantajlar var. Bilgiye ulaşım çok kolaylaştı. Bilgi depolama, taşıma, bir artı cep telefonunda, bir tablette dünyanın öbür tarafına tüm eğitim, öğretim kaynaklarınızı götürebiliyorsunuz. Ancak en önemlisi, insan sosyal bir canlıdır, sosyal bir varlıktır. İletişim kurmalı, yani dijitalleşmenin ek olarak insanlarla beraber kendisini geliştirmeli, onları anlamalı. Çünkü yarın bir gün kendi işinizi kurmak isterseniz veya bir şirkette üst düzey bir yönetici olmak isterseniz sizin teknik bilginiz ne yazık ki yetmiyor. Yetmeyecek. İnsanları anlıyor musunuz? Empati yeteneğiniz nasıl? Onların gerçekten mantığına değil duygularını anlayabiliyor musunuz? Ben bunun dijitalden çok olabileceğini düşünmüyorum. Evet, iletişim. Siz neler yaptınız bununla ilgili peki? İki eğitimi de, iki gelişimi de tamamlamak adına nereden başladınız ve neler yaptınız? Evet, ben lise eğitimimden sonra Boğaziçi'ne gittiğimde üniversitemin bana en büyük katkısı öğrenci kulüpleri oldu. Gerçekten ben lisede bulamadığım, göremediğim bir öğrenci topluluğu şansı tanıdım. Spor faaliyetlerine katıldım. Örnek vermek gerekirse, ben hazırlık yılını İstanbul'un Kilyos ilçesinde Sarıyer'e bağlı semtinde okudum. Orada denize kıyı güzel bir kampüsümüz var. Hı hı. Orada mağara araştırma kulübüne ilgi duydum. Mağaralar. Evet, Konya'dayken daha önce hiç duymadığım bir şey. Aslında mağara araştırma kulübü Türkiye'de hiç daha keşfedilmemiş mağaralara gidip onların haritasını çıkarıp onların ölçümlerini yapıp ne tür kayaçlar var, ne tür insan canlılar yaşıyor, toprak biçimi nedir? Bununla alakalı araştırma yapıp bunu bir makale haline getirip yayınlayan bir öğrenci topluluğu. Hı hı. Bizim öğrenci kulübümüz 1974'te kuruldu. Çok köklü bir mağara araştırma kulübü. Hatta Türkiye'de yanılmıyorsam ilk kurulan. Ben o kulüpte bir buçuk yıl geçirdim. Türkiye'de birkaç mağarayı gezme imkanım, o mağaraya karanlığa girme imkanı buldum. Onun kimyasını da gördüm. Evet, evet. Onun kimyasını da gördükleriniz. Kulüpler, evet. Kulüp faaliyetleri ve kişisel olarak neler yaparsınız? Ekip çalışmalarının dışında mesela. Okuyorsunuzdur mutlaka. Bunu sormak çok kolay olacak, evet. Ama ne okursunuz? Nasıl okursunuz? Ben kitabı okumak konusunda çok kitap ayırmam aslında. Tabii ki çok okuduğum, daha çok okuduğum kitaplar var. Ama bu da belki temel bilim okumamla alakalıdır. Ben hiçbir şekilde tekliflere kapalı değilimdir. Birisi bir kitap önerirse ya ben otur okumuyorum demem. Açığa okurum. Belki bir yere kadar yeri beğenmem. Roman okurum. Roman okumak gerçekten özellikle lise, ortaokul çağında çok önemli. Çok önemli. Çocuğun hayal gücünü, dünyaya bakışını değiştiren bir şey. Yani aslında artık çok mümkün olmasa gerek. Çok fazla Netflix'ler, dijitalleşme, ortamda film izleme aygıtları var. Ama kitap okumak ortaokul çağındaki bir çocuk için en önemli bir roman dediniz. Roman. Değerleri geliştirme adına. Kesinlikle. Filmlerden çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben çok roman okudum. Kişisel gelişim kitapları çok okumayı seviyorum. Ne kadar da Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş de olsam hala gelişime, ya gelişimin bir sonu olduğunu düşünmüyorum ben. Aynen öyle. Dedik ya, hem ki insanın kendi gelişiminin hem de diğer gelişen tüm verilerin bütünlüğü için her saniye, yani her anda yenilenmek ve yeniden bir şeyleri fark etmek. Bizimse genel olarak yaptığımız hata şu galiba, yenilenmek, hep tekrarda kalışımız. Tabii ki tekrarlayacağımız şeyler de vardır, unutmayacaklarımız, evet, vardır. İşte ahde vefa adına bizim kültürümüzde vardır, siz de bir Konya kökenlisiniz. Bunu da sizin yaşadığınızı iyi bildiğim için söylüyorum. Örneğin bir tıp okusam mı bir ahde vefaya bağlıydı örneğin. Evet. Değil mi mesela? Evet. İşte insanlara iyilik edebilme, bu topluma ya da yeryüzü insanlarına gibi. Tüm gelişim için yinelenecek şeyler var. Tekrarlanacak, unutulmaması gereken. Özellikle duygu anlamında belki, ama yenilenmek en kıymetli olanı, tekrarlanmaktan çok daha önemli. Bir günü nasıl geçirirsiniz? Hemen onu kısacık alacağım. Reklam aramız var. Müsaadenizle bir iki dakika sonra reklam arasına gideceğim. Ama canlı örnek olsun istiyorum. Güne erken mi başlarsınız? Uykuya dikkat edin. Bunlar önemli. Çünkü hani biz bunları söylüyoruz. Burada oturan alan uzmanlarıyla konuşuyoruz. Bizimkiler biraz tavsiye yönelik oluyor. Ben tavsiyelerin çok işe yaramadığını biliyorum. Ama canlı örneklerin, sizin gibi genç bir insanın canlı örnek olarak aktaracaklarının hem sizin yaşınızda ya da daha genç ya da sizin yaşınızın biraz ötesindekilere faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki. Nasıl geçiyor bir gün? Aslında çok farklı değil birçok insandan, ama
Ben düzene, rutine çok inanan biriyim. Bir örnek vermek gerekirse, bu mağaracılık sporunda da kazandığım bir özellik bu. O mağaraların hiçbir görseniz mükemmel. Doğanın bir eseri gerçekten, her yanında farklı bir iz var. Ancak o mağaralar bir günde olmuyor. Milyonlarca yıl damla damla peri bacaları gibi. O damla damla suların tekrarlılığı, kuvveti değil. Yani büyük bir sel yağsa, yağmur yağsa o şekilde oluşmuyor. Uzun yıllarca tekrarlı oluyor. Ben de bu tekrara çok inanırım, düzene inanırım. Bir gün sabah erken uyandım, kahvemi içtim, kitabımı okudum diye üniversite bitmiyor veya o hayatınızı değiştirecek fikri bulamıyor bilirsiniz ama bir gün olacak yani. Evet. Ben erken uyanırım, erken uyanmanın faydalı olduğuna inanırım. Ha, kimi insanlar hani gece daha böyle beyinleri açıktır, daha çok odaklanırlar. Buna inanırım, buna karşı değilim. Ama bir rutin olmalı. Ben sabah, her sabah 7-7.30 gibi uyanırım. Güzel bir kahvaltı yaparım bir saat sonra, sabah kahvemi içerim. Böyle evimi, yatağımı, odamı temizlerim. Güne güzel başlamak. Evet. Çok kıymetli değil mi? Çünkü arkanıza döndüğünüzde, dağınıklık bıraktığınızda o da tüm gününüzü ya da tüm yaşamınızı etkileyen küçük ayrıntılar ama çok kıymetli şeyler. Şu şekilde düşünürüm ben onu. Yani her gün size bir şanstır aslında. Bugün dışarı çıktığınızda biriyle tanışabilir, bir iş bulabilir, bir hocayla tanışabilirsiniz veya sevdiğiniz kızı görebilirsiniz. Ben aslında bir şeyi başarmak istiyorsanız bir gün en küçükten başlama taraftarıyım. En küçük olan da yatağı toplamak. Ben hep derim kendi yatağımı topladım. İlk başarımı bugün yaptım. Bakalım diğerleri ne olacak diye. Ne olacak diye. Evet. Yine öyle devam ederiz. Belirlenmişlerin dışında sürprizleri de hep severiz diyoruz. Çünkü yaşam bir sürprizdir. Kesinlikle. Diyorsunuz. Şimdi kısacık bir reklam aramız var. Ben müsaade istiyorum. Reklam arasından sonra devam edeceğiz. Tabii ki. Evet değerli izleyicilerimiz. Kısacık ama çok kısacık bir reklam aramız var. Hemen onun ardından kimyager sevgili Bahadır Bayık'la değerli sohbetimize. Onun yaşam hikayesi, başarı öyküsüyle birlikte yaşadıklarını paylaştığı o kıymetli sohbete devam edeceğiz. Sizleri de bekliyor olacağız. Tekrar merhabalar değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin yükselen yıldızı TV 42 ekranlarında, stüdyoda konuşalım da pırıl pırıl yepyeni, taptaze, cap canlı bir yaşam hikayesi, başarı öyküsüyle birlikte olmaya devam ediyoruz efendim. Konuğumuz kimyager sevgili Bahadır Bayık'tı. Hem başarı hikayesini hem yaşam öyküsünü, tecrübelerini sizlerle ve bizlerle paylaşmaya devam ediyor efendim. Hadi hep birlikte bir kez daha merhaba diyelim o güzel gözlerinizle ve gönüllerinizle buyursunlar efendim. Evet sevgili Bahadır, tekrar merhabalar. Şimdi biz kamera arkasında da aslında hem senin tecrübelerinin o küçük ayrıntılarını hatırlayabildiğimiz kadarını, çünkü çok hızlı hareket ediyoruz, paylaşmaya devam ettik. Ama baktık ki zaman da çok hızlı geçmiş. Nasıl derken işte zaman böyle bir şey. Ne güzel söylemiştin. Bazen bakıyorum keşke dediklerim benim de oluyor. Bir fazla tanısaydım diye. Evet. Herhalde zaman yönetimi demiştin. Başarı sırlarından en kıymetlisi de bu olsa gerek, zaman yönetimi. Biz de şimdi zamanı doğru yöneterek devam edelim istiyorum, zaman kaybetmeden. Şimdi üniversite eğitimi için tercihler yapmak zorunda. Zorundalar sevgili gençlerimiz. Bu çok önemli. Tabii ki gönül ister ki diğer birçok ülkede olduğu gibi yeryüzünde örnek yerlerde, örnek ülkelerde eğitim farklılıkları olan yerlerde olduğu gibi bizim ülkemizde de öyle olsun isteriz. Umarım daha iyiye doğru gidecektir. Ama biz de biraz daha farklı. Senin başarı hikayende de çok özel yanları, tercihinin çok özel yanları gizli. Neler söylemek istersin? Üniversite eğitimi tercihi neye göre yapılmalı, nasıl yapılmalı, yapılabiliyorsa? Evet, tercih çok önemli. Evet. Ben de gelmeden baktım. 2 Ağustos günü tercihin son günüymüş. Evet. Yani program içinde çok doğru bir doğru zamandayız. Evet. Ya şu şekilde ailelere bir şey söylemek istersen, ben üniversiteyi bitirdim. 5 farklı stajda, 2 farklı ülkede araştırma gruplarına katıldım, makale yayınladım ve birçok zorluk, hiç tanımadığım, dilini bilmediğim yerlerde çalıştım. Ama en zoru bu hayatımın son 5 yılı üniversite sınavıydı. Evet. O yüzden çocukları gerçekten anlamak, onlara saygı duymak ve isteklerini, ilgilerini, okumak istedikleri şeye saygı duymak lazım. Evet. Çünkü YKS gerçekten çok zor bir sınav.
Sorular olarak değil, o bir süreç. Bir yıl boyunca çalışıyorlar, çok zaman harcıyorlar, stresleniyorlar ve sanki biraz köprüden önce son çıkış gibi anlatılır. Tüm yaşamın bir sınava bağlı olması zaten çok zor ve çok anlamsız aslında. Evet, konu. Ama yapacağımız bir şey yok. Biz bunun üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak lazım. Evet. Yani böyle olur mu, şöyle olur mu değil. Tek sınav giriyorsun, elimizde bu var. Oluruna bakacağız. Her zaman bunu söylerim. Ne güzel söyledin. Ben hayatımı değiştiren, gidişatı değiştiren şeyin Boğaziçi Üniversitesi'ne girdiğimi çok anlatırım böyle. Çok da şükrederim buna. O yüzden tercih döneminde aileler en büyük imkanı, kısmı çocuklarına vermeli. Çocuklar peki ne yapmalı genç arkadaşlar? İlgi ve alakalarını anlamaya çalışmalı. Yani başkası şunu okumuş, burada meslek ihtimali güzel para kazanır. Hani onlar tabii ki etkili. Onları göz ardı edilsin demiyorum ama kendi ilgi ve alakaları. Bunun için elimizdeki en büyük anahtar lisede aldığımız dersler. Yani çocuk biyolojiyi, kimyayı seviyorsa veya matematiği, fiziği seviyorsa hani mühendisliğe gidebilir matematiği sevdiği için. Yok, matematiği hiç hoşlanmıyor, fiziği hiç hoşlanmıyorsa mühendisliğe gitmesi, ilk başta yazması çok tercih edilebilir olmayabilir. Ama buradan da şu anlaşılmasın, lise ve üniversite çok farklı. Eğitim dinamikleri bambaşka. Ben lisede matematiği çok seviyordum ve mühendis olmak da hep aklımdan gelip gidiyordu. Tıp okumayı çok istiyordum. Kimya severdim de çok da böyle kimyacı olacağım hiçbir zaman demedim. Ama şu an her gün iyi ki kimya okudum, seçtim diyorum. Ama son dakika kararı da olsa tercih senin kendi tercihinde anladığım kadarıyla. Evet. Yani, bu çok önemli. Ailem mühendis olmamı tavsiye etti, tıp okumamı tavsiye etti. Onlar hiçbir zaman beni zorlamadı. Ama son sözün bende olduğunu biliyorlardı. Bu hakkı bana verdiler. Ve ben de dedim kimya okumak istiyorum. Bunu nasıl yaptım? Ben nasıl kimya yaptım? Hiç bildiğim bir bölüm değildi. Hani şey söylemeyeceğim. İlkokulda kimyacı olmak istedim. İlk sorulduğunda evet, ben kimyacı olacağım. Yok öyle değil. Ben gerçekten üniversite sınavına girdim, çıktım. İstediğim tıp fakültesi puanları vardı, olmayanlar vardı. Dedim ben tıp okumayacağım. Gözümü kapattım aslında. Baktım ben kendimi doktor olarak görüyor muyum? Hayır. İstemedim. Daha büyük bir amaca hizmet etmek istediğim için kimyager oldum. Bunu çok basit bir şekilde Google'a yazdım. Kimya okumak isteyenlerde ne tür özellikler olmalı? Sabır çok önemli. Evet. Yani bir mühendiste, bir doktorda tabii ki her meslekte sabır var. Ama bizim temel bilim, kimya, fizik, moleküler biyoloji, genetik, biyoloji, sabır en önemli. Yani sabıra sahip değilseniz veya sahip olamayacağınızı düşünüyorsanız belki de temel bilim en iyi çözüm değildir. Evet. Keşfetmeyi istemek de herhalde çok önde gelen bir hissiyat olsa gerek. Keşfetmek duygusu. Evet, yani sizin şöyle, alanınız için. Şöyle, hiç kimsenin bilmediği bir şeyleri keşfetmek istiyorsanız hiç kimsenin gitmediği yerleri yelken açmak gerekir. O yüzden keşfetme duygusu ve bilinmezliğe karşı heyecan çok önemli. Çok önemli. Ama ancak dediğim gibi diğer mühendislik, tıp veya iş sağlık bölümleri için işletme, lisede aldığınız dersler, ilgi alanları biraz size ipucu verebilir. İpucu verebilir. Kendimizi irdelememiz gerekiyor. Kesinlikle. Değişebilir. Yani lisenin ilk başında illaki dediğiniz bir şey tercihin son günü bile değişebilir ama burada önemli olan kendimizi bir irdeleyip gerek yeteneklerimiz, gerek isteklerimiz ya da hissettiklerimizle ilgili bir harman yapıp buna göre karar vermek en doğru olan olacaktır mı diyoruz o zaman? Kesinlikle. Aslında bu tercih dönemi bölümlere baktığımızda buzdağının görünen kısmı sadece. Yani belki genç arkadaşlar maddi, haklı olarak maddi endişeleri düşünüp daha çok tıp, diş hekimliği gibi bölümlere gidebilir. Ancak yani kimyada, mühendislikte çok büyük bir imkan var. Mezun olduklarında iş olanakları çok fazla. Bu yüzden maddi kaygıları ikinci plana atmak gerekiyor. Gerçekten ben yani 40 yaşıma geldiğimde maddi durumum tamamıyla sağladığımda, evimi arabamı aldığımda bu mesleği meslek olarak değil hobi olarak yapıyor gibi her gün 8'de uyanıp akşam 6'ya kadar o işi yapar mıyım? Bu denmeli. Eğer bunu diyemiyorsanız yani o bölümü okumanızı tavsiye etmem. Bir diğer yöntem de ben yapmıştım. O bölümü okuyan, şu an üniversitede okuyan, mezun olan insanlara sormaktır. Sormaktan hiç çekinmeyin. Evet. Yazın, arayın, sorun. Yani en iyi bilgiyi onlardan alırsınız. Evet, yine bu konuda da araştırmacı olmak gerekiyor. Evet, aynı kapıya. Sorarak, çok güzel bir şey tanımlamıştınız kamera arkasında. Araştırmanın ilk ve en önde gelen kısmı soru sormak ve cevap almaktır. O aslında açılan bir kapıdır diye. Burada da
bu tuşa basmamız gerekiyor yani. Bu yöntem uygulamamız kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Yani birine soru sorup ne olacak ya diyebilirsiniz ama o açılan bir kapıdır. Ve o kapı sizi bambaşka diyarlara, hiç görmediğiniz yerlere götürebilir. Bunun için o soruyu sorup o kapının kilidini çevirmek, sonrasında oradan girip girmemek size kalmalı. Size kalmalı. Evet. Soru sormaktan da çekinmemeliyiz. Yani işte korkularımızdan birisi de budur bizim. Biraz toplumsal, biraz genetik, biraz herhalde eksilerimizin yok edilme çabasının eksikliğinden olsa gerek. Biz hani ilkokulda da böyledir. Mutlaka sen de yaşamışsındır. Bizim dönemimizde biraz daha fazlaydı. Şu soru sorma korkusu vardır ya. Evet. İşte ya işte bilemezsem ya da sorduğum soru komikse, saçmaysa, anlamsızsa ya da bilemediğimi irdeliyorsa korkusuyla sormaktan hep korkarız. Ama sizin yaşam hikayenize baktığımda soru sorabilme gücünün getirdiği güzel sonuçlar var. Evet, yani çok sevdiğim bir söz vardır yine. Soru sorarsanız sınıfta, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, belki iş ortamında. Soru sorarsanız toplum içinde belki bir anlığına gülünç duruma geçebilirsiniz. Ama soru sormazsanız bir ömür gülünç durumda olabilirsiniz. O yüzden soru sorup kendimizi yeniliklere açıp öğrenmek gerekiyor. Üniversite tercihinde bu en başta geliyor. Sonrasında bir gelen önemli şey de şehir. 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 Nedir? Yani çok güzel bir üniversite var, A okulu. Çok güzel bir bölümü var, B bölümü. Hı hı. Ancak hem üniversitenin konumu, etrafındaki ev kiraları, yaşam masrafları bunlar size çok uygun gelmiyorsa 5 yıl içinde zorluk çekebilirsiniz. Ama bu da yanlış anlaşılmasın. Yani vazgeçme adına söylemiyoruz da değerlendirilmesi adına söylüyoruz. İyi değerlendirilmeli, iyi bakılmalı. Evet, yani elimizde iki üniversite var, ikisine de bölüme de aynı uzaklıkta yakınız. Hı hı. Hangisini seçsem diye düşünüyorum. Evet. O zaman bir o mahallenin yaşam koşulları nedir, evler nedir, trafik nedir, atıyorum hava kirliliği var mı, havası sana uyar mı, çok mu sıcak? Sosyal yaşamı nedir? Bunu bilmek gerekiyor. Hı hı. Ancak dediğim gibi bu da yanlış anlaşılmasın. Pahalı olabilir, zor olabilir ama hayat bir mücadeledir ve hiçbir zamanda bir şehir pahalı veya başka eksik yanları var diye tercih konusunda da geri adım atılmamalı. Burada da korkmamamız evet. gerekiyor, cesur olmamız gerekiyor. Gerçekten inanmakla başarmak arasında büyük bir orantı var. Gerçek inanmakla başarının bir bütün olduğunu düşünüyorum. Evet. Zordur belki tercih ettiğimiz ama biz bunu başaracağımıza inanıyorsak başarı bir şekilde geliyor. Çünkü zaten sen onu baştan kabul etmiş oluyorsun. Evet, bu zor ama ben yapabilirim diyorsun. Evet. Şunu da söylemeden geçmemek lazım. Ekran karşısında izleyen genç arkadaşlar der belki ya Boğaziçi'ni kazanmış. Zaten puanı sıralaması güzel gitmiş oraya okumuş. Konuşayım şimdi. Konuşuyor. Yani daha sıralaması istediği gibi gelmeyen arkadaşlar ben bir yıl daha sınava çalışıp kazanmak, uğraşmak yerine onlara benim önerim direkt puanın yettiği üniversiteye gidip direkt üniversiteye gidecek, kapıya girmek isteyecek. İstediği bölümdeki hocalarla konuşmalı doğrudan. Hocam ben bu bölümü istiyorum. Çok iyi. Yani bir yılın tekrar üniversite sınavına harcamak demeyeyim aslında, ona yatırım yapacağını benim tavsiyem üniversiteye girer, geçiş yapma olanaklarını düşünür. Yani görüyoruz işte çok daha düşük bir puanla bir üniversite kazanıp daha sonra yükseğe geçiş yapanlar oluyor. Başka bölüme geçiş yapanlar oluyor üniversite içerisinde. O yüzden bir yıl çok kıymetli bu yaşlarda. Hani bir şekilde hayata atılıp o şekilde değerlendirmelerini tavsiye ederim. Evet. Şimdi dediniz ya az önce bu konu başlığında hani Boğaziçi iyiymiş, gitmiş, okumuş. Siz bütün zaten şu anda yaşadıklarınızın dışında bir şey anlatmıyorsunuz. Yok, ben bildiğim şeyleri. Gönül rahatlığıyla bildiğiniz, evet, yaşadığınız tecrübeleri paylaşıyorsunuz. O yüzden çok kıymetli. Dediğim gibi biz bunları anlattığımızda ya da karşıda bir uzman konuk bunu anlattığında bu tavsiye oluyor. Evet. Tavsiye birazcık işi zorlaştırıyor ama canlı örnek yani siz ve sizin yaşadıklarınız olduğunda biliyorum ki şu anda birçok bakış açısını etkileyecek değerli bilgiler. Canlı örnek her zaman bizim de en kıymetlimiz oluyor. Hem yaşamda hem buradan aktardıklarımızda. Şimdi böyle bir yaşam hikayesine, bu başarı öyküsünde üniversite bölümüne geleceğim ama sizin değer verdiğiniz, kamera arkası konuştuklarımızı hatırlıyorum ben. Sizin değerli bulduğunuz ve kendinize yaşattığınız şeylerden bir tanesi de eğitim bir bütün, sosyal olmak bir bütün, kendi gelişiminiz için kendi eğitiminizle birlikte işte lise, üniversite, eğitim alanını aldığınız kadar yurt dışına da çok değer veriyorsunuz. Evet. Çünkü yeryüzü bir bütün diyorsunuz. Biraz da buraya doğru gidelim istiyorum. Üniversite eğitiminde tercihlerle ilgili
eklemek istediğiniz bir şey yoksa eğer. Yok, hayır. Zaten staj imkanları üniversitenin network'ü, bunlar her zaman araştırılmalı. Ancak dediğim gibi işin özü aslında çocuğun istediği şey olmalı. Çünkü aile daha çok baskı yaparsa, çocuk istediği yere gitmezse, çocuk bir ömür ailem yüzünden böyle oldu der ve sinirlenir, öfke duyar. Ama çocuk evet, ama kendi istediği yere gitti. Yapamadı, başaramadı. Ama bu sefer der ki ben kendim bunu yaptım, kendimi düzelteceğim. Düzelteceğim, evet, der. Bu özgürlüğü kazanmış olur. İkinci şıkta çok daha kıymetli, istediğim yerdeyim, mutluyum deyip zaten her türlü başarılı ya da başarısızlık değil, mutlu ya da mutsuzluk tanımı önde olacak. Bu da yaşamdaki en kıymetli şey. Evet. Mutlu yaşayabilmek, bulunduğumuz her şeyde mutlu olabilmek dediniz ya, sizin tanımınızda hemen adapte olup onun tadını çıkarabilmek. Evet. Eksilerin, artıların, zorlukların, iyiliklerin, kötülüklerin tamamı geldiğinde adapte olmayı başarabilmek. İnsan da zaten böyle bir yeteneğe sahip demiştiniz. Ben bunu tekrarladıktan sonra yurt dışı eğitimlere geçmek istiyorum. Önemli midir yurt dışı eğitimi? Tüm eğitimlerde, lise, üniversite veya sonrasında önemlidir değil mi? Evet, yani yurt dışı eğitim çok kıymetli. Ben hayatımda yaptığım en iyi kararlardan birisi, kısa bir sürede olsa yurt dışında bir eğitim alabilmiş, oradaki şeyleri görmüş olmama bağlarım. Yurt dışı çok kıymetli. Ne zaman olmalı? Üniversite mi yoksa daha öncesi başarılabilir mi? Bu kesinlikle ailenin imkanı en önemlisi ve çocuğun hazır olup olmamasıyla alakalı. Yani çocuk hiçbir zaman anne ben hazırım, valizim hazır, beni havalimanına götür demeyecek. Çocuk var mıdır acaba? Vardır. Ben hatırlıyorum sanki öyle karakterler, birazcık tanıyorum. Evet, yani olabilir ama çocuk her zaman korkar. Çok azdır. Aile o çocuğu korktuğu zaman hiçbir zaman tamam yollamayalım dememeli. İmkanı varsa kesinlikle, yani bir kamera gibi düşünün. Kamera nasıl siz uzaktan görüyor, siz farkında değilsiniz. Aileler de o şekilde bir mekanizma kurmalı. Çocuğun yurt dışına yolladığını küçük yaşta bile olsa, 12-15 yaşında bile olsa, onun güvende olduğunu bildiği müddetçe çocuk aslında orada yere düşüp kalkmalı. Nasıl bir bebek emeklemeyi öyle öğreniyorsa, bu şekilde yurt dışında küçük yaşta bile olsa bir eğitim almalı diye düşünüyorum. Evet. Bunun birçok yolları var. Yani bu ortaokuldan itibaren yaz okulları var, dil kursları var yazın, 3 aylık, 2 aylık. Ondan sonra lisede direkt lise yurt dışına okuma seçenekleri var. O olmuyorsa üniversitede yurt dışına okuma, yüksek öğretimde, yüksek lisansta seçenek var. Yani ailenin maddi durumuna göre, maddi durumu daha zorsa en azından çocuğu bir yazın 3 aylık, 2 haftalık, 6 haftalık bir yurt dışı programına gönderebilmeli. Maddi durumu hiç yoksa inanın bana o kadar çok burs programı var ki yurt dışında. Bunlardan da bahsedelim. Evet, yani gözünüzde yurt dışı o kadar büyümemeli. Buradan uçağa bindiğinizde dağlar, denizler, göller var. Evet. Öyle bir bariyer yok. Evet, böyle bakmalı işte. Oradakilerde insan, yani birçok ortak dili konuşabiliyorsunuz artık, İngilizce. Gelişen dijitalleşme sayesinde hiçbir dil bilmeseniz bile telefondaki uygulamalar sayesinde zorluk çekmeden yine yurt dışında bir eğitim veya bir tecrübe kazanabilirsiniz. Evet, işte bir bütün olduğu için, yeryüzü bir bütün olduğu için orada en önemli şeyin o bütünlükte yeryüzün insanıyla da buluşmak olduğunu mutlaka ve mutlaka ne yapmalıyız? Eğitimleri vesile kılarak bir şekilde eklemeliyiz yaşamımıza diyoruz o zaman. Kesinlikle. Yani ben yurt dışı eğitimimde bir 6 ay yurt dışında bir eğitim alma şansım oldu. Üniversitemin bana verdiği katkı ve devlet bursları sayesinde. Bana gerçekten 5 yıllık üniversite hayatımda en çok katkısı bulunan alanlardan birisidir. Ben oraya turistik amaçlı değil, eğitimin bir parçası olarak, değişim programı olarak gittim. Orada bir 4 ay başka bir araştırma grubunda çalıştım. Çalışmamın meyvesi olarak bir makalem yayınlandı organik kimya alanında. Çok kısa bahsetmek gerekirse, Alzheimer hastalığı gibi sinirsel hastalıkların erken teşhisine dayalı bir sensör geliştirme projesi üzerinde çalışmıştım. Makalem de bu şekilde yayınlandı. O yüzden ben yurt dışına giderken orada çalışacağımı düşünmüyordum. Bu hiç yoktu. Ama yine bir bilinmezlik. Oraya gittim, sordum bol bol sorarak. Gerçekten kapı kapı gezdim. Hocaların kapısını, ben böyle geldim, staj yapmak istiyorum diye. Ve genç arkadaşlara tavsiyem de çok da paraya takılmamak lazım. Yani iş buldum ama maaş yok dememek lazım. Bu yaşlar daha çok para değil, tecrübe kazanma yaşları. O yüzden hiçbir zaman çekinmesinler. Yurt dışına da aileler göndermekten pek korkmasınlar. Evet.
Çok güzel tanımladınız. Bu yaşlar özellikle para kazanmaktan öncelikle tecrübe edinme yaşları, bunun da değerini böyle görmeli, böyle bilmeli. Şimdi benim burada tabii size sormak istediğim bir konu başlığı daha vardı. Bütçeler olacaktı. Yurt dışı eğitimi öğrencilere tavsiyemiz, mümkünse keşke her öğrenci bunu yaşayabilsin gibi bir tavsiyem, bir önerimiz var. Çünkü yaşadıklarınız yine bunlar. Ben tabii işin ekonomi kısmını da değerlendirmeyi düşünmüştüm. Siz zaten bahsettiniz bundan. Burslardan bahsettiniz özellikle. Bunların getirdiklerinden bahsettiniz. Şimdi üniversiteyi tamamladınız. Artık bir kimyagersiniz bu ünvanla. Yolculuk nereye doğru devam edecek? Şu anda hikayede neler olacak? Ben ilerleyen dönemde yurt dışında bir eğitim veya yurt içinde bir araştırma grubunda eğitimi devam ettirmeyi düşünüyorum. Açıkçası bunda daha net bir karar vermedim. Yani nasıl olur? Boğaziçi'ni bitirmiş hala karar vermemiş mi derler? Evet, daha kararımı vermedim. Çünkü daha tüm opsiyonları, seçeneklerimi değerlendirmek istiyorum. Ben yine araştırma alanına hem ülkemize hem insanlığa katkıda bulunacak bir şekilde araştırmalarıma devam etmek istiyorum. Burada tekrardan dediğim gibi aileler çocuklarına hiç bilmedikleri bir bölüme gönderirken ya bu bölümde ne olacak hiç de duymadık dememeli. Belki duymamaların sebebi çok da yaygın olmadığı ve o bölümü bitirenlerin çok iyi yerlerde, yukarılarda çalıştıkları için olabilir. Evet. Özel olmalı, daha özenli olduğu için belki. Hepimizin alıştığı şeyler vardır sevgili Bahadır. Özellikle şimdi sizin yaşınızdakilerin, ebeveynlerinin, yani bizlerin, bizim yaşımızdakilerin ve önceki yaştakilerin kabulleri var ister istemez. İşte otomatik kabuller var, toplumsal kabuller var, ihtiyaçtan doğan kabuller var. Çok kesinlikle da görmüyoruz, bir şey demiyoruz ama burada bir kez daha tekrarlıyoruz. Başarının sırrı mutlu olabileceğimiz şeyleri yapabilmekten ve yaşamaktan geçiyor. Bu da genelde kendi tercihlerimize bağlı oluyor. Kesinlikle. Yani bir örnek vermek gerekirse, siz bir balık düşünün. Çok güzel bir balık. Çok güzel yüzüyor, hızlı yüzüyor. Siz balığa ne dersiniz? Başarılı, akıllı balık dersiniz. Evet. Ama balığı sudan çıkarıp ağaca tırmanmasını isterseniz o balık başarısız olmuyor. Yanlış yerde, yanlış ortamda oluyor. Kuş da o şekilde. Kuş çok güzel uçabilir ama suda yüzemez. Çocukları da, genç arkadaşları da böyle düşünmek lazım. Yani sınavı çözemedi, başaramadı, tembel gibi değil. Belki onun hayatında yapacağı iş bu şekilde belli değil de daha önümüzdeki kapılarla belirli olacak şekilde. Tabiatına uygun diyoruz. Kesinlikle yani. Tabiatına. Yani sınav çocukların tabiatını sıralayan bir şey değil. Sınav sadece kutucukları karalayıp onu doldurduktan sonra sıraya dizilme olayıdır. Tabiat deneyerek, yanılarak öğrenilir. Ben en çok üniversitede kazandığım özelliklerden, tecrübelerden birisi stajlarım oldu. Evet. Ben 5 farklı staj yapmıştım. 5 farklı çalışma alanında. Aslında hepsi doğa bilimleri. Yosunlardan jet yakıtı üretmekten tutun akıllı ilaç tasarımlara kadar, tabii bunları ben yapmadım. Sadece orada birlikte bir berberin çırağı gibi düşünün. Evet. Orada bir berber vardı. Ben de çırak olarak belki yerdeki saçları topluyordum. Ancak çok şey öğrendim. Stajlarda işte eğitim hayatında bu bölüm de çok önemli değil mi? Çünkü bilginin teknikten pratiğe aktarılmasının ilk adımlarından ilk adımı belki de stajlar. Onun da hem yapılış şekli hem de stajı alanın ona sahipleniş şekli de çok önemli. Bakış açısı da çok önemli. Evet, yani stajlarla alakalı şunu da söylemek isterim. Hı-hı. Ben hani kimya bölümü bitirdim ancak bizim bölümün hani baksanız belki %50'si pazarlama. Hı-hı. Satış alanında çalışıyor, ofiste çalışıyor. Hı-hı. Belki hiç laboratuvara bir daha girmeyecek. Aileler şey düşünmesin, ya bizim çocuk laboratuvara giremez, işte çayı bardağa taşıyamıyor, kırar onları diye düşünmesin. Hı-hı. Bu bölümü bitiren insanlar İlaç şirketlerinde, gıda şirketlerinde satış elemanı olarak çalışabilir. Evet. Yani her bölümde öyle. Yani atıyorum mühendis olduğu için o mühendis olursa tüm gün fabrikada, sahada çalışacak diye bir şey yok. Bunun ofis kısmı da çok geniş. O yüzden aslında artık dünya çok geliştiği için ve değiştiği için bölümleri bölüm olarak düşünmemek lazım. Artık alanlar çok iç içe, birbiriyle çok iç içe girdi. Fizik okuyan kimya bilmesi gerekiyor. İngilizce bilen, İngilizce yetmiyor. Fransızca, Almanca, diğer dilleri bilmesi gerekiyor. Artık eskisi gibi işte mühendis olsun, iktisat okusun, dil bilsin, işe girer diye bir şey kalmadı. Yok artık. Yok. Çok çok geniş ve çok gelişmiş olmak gerekiyor. Gerçek başarının ve gerçek isteklerin yaşamımızda yer alabilmesi adına. Aslında
bu bakış açısıyla bakarsak sizin işiniz bizim yaşadıklarımızdan biraz daha zor. Evet. Ama avantajlarınız var. Dezavantajları var. Evet. Rekabetin arttığı bir yerdeyiz. Artık üniversiteye erişim, eğitime erişim çok daha kolay. Evet. Ancak hani genç arkadaşlara yine söylemek isterim çünkü çok önemli bir haftadayız. Buradaki fark. Evet. Evet. Evet, yani siz daha karar vermediyseniz, yani ve tıp, diş hekimi gibi, onlar daha net bölümler çünkü tıp okursan büyük ihtimalle cerrah olursun. Ama daha böyle temel bilimleri okumak isterseler, fizik, kimya, biyoloji, hem dünyanın hem ülkemizin buna çok ihtiyacı var. Değişen dünyada, küresel ısınmada, tarım ülkesiyiz, yani toprağa çok ihtiyacımız var. Biyolojik, kimya buna çok iç içe, ziraat, çalışan alanlar. Daha böyle bir alan okursalar hem katkıları çok fazla olabilir, hem hoşlarına gitmezse pazarlama, satış, belki bir mühendisin yaptığı işi, bir işletmecinin yaptığı işi okuyabilir. Yani bir örnek vermek gerekirse, üniversitede artık inanın bir tane bölüm var, atıyorum turizm işletmeciliği. Evet. Bu bölüm ailelere baktığında ya benim kızım otelde mi çalışacak diyebilir ama hiç öyle değil. Yani turizm işletmeciliğinden mezun olup en büyük şirketlerde satışın başına, direktör seviyede, pazarlamanın başına insanlar gelebiliyor. Artık iç içe. Yani bir bölümün kapağı o diye, yani bir kitap okuyorsunuz, kapakta bir şey yazıyor ama kitap hep ondan ibaret değil. Değil. O yüzden çok da o kapağa aldanmamak lazım. Evet. Her satırda başka bir anlam bulabiliriz. Kesinlikle. Ya da başka bir gerçeklikle karşılaşabiliriz. Bu bütünlüğü keşfetmek adına da, bu bütünlükle başarıya ulaşmak adına da yine dönüyoruz. Ne diyoruz? Kişinin kendisi çok çok önemli. Kendini fark etmesi, kendi farkındalığı çok önemli. Ne istediğini bilmesi çok önemli. Evet. Derken çok kıymetli, çok değerli bir sohbetti benim için. Ve son cümlelerinizde şunu, az önce konuştuğu son cümlelerde yeni meslektaşlara davette bulunduğunuzu hissettim. O yüzden birazcık daha böyle son birkaç dakikada kimyadan bahsedelim mi? Yani kimyanın hakkını çok veremedik sanki. Evet. Zaman yetmedi. Evet, biraz zaman kimyadan yetmedi. Bahsedelim. Neden kimya demek adına? Kimyadan bahsettikten sonra da efendim birkaç dakikamız kalacak. Son cümleleri de rica edeceğim. Ya tabii genç arkadaşlara neden kimya okumalarına dair örnek verebilirim. İlaç sanayi, boya sanayi, kozmetik sanayi, gıda ürünlerin içerisinde katkı maddeler, hepsi kimya ile alakalı. Siz bunun laboratuvar kısmında sıfırdan yeni bir ürün geliştirebilirsiniz. Bir boya geliştirebilirsiniz. Bir kozmetik ürünü, duş ürünü geliştirebilirsiniz. Bir ilaç geliştirip tüm dünyaya, tüm insanlığa katkıda bulunabilirsiniz. Bunun üretim safhasında olabilirsiniz. İsterseniz ofis, pazarlama, reklam tarafında olabilirsiniz. Yani bir ilaç sanayisinde, ben bildiğim için tecrübemden aktarıyorum. Bir ilaç sanayisinde o ilacın pazarlama kısmını, reklam kısmını da kimya mezunları yapıyor. Dijital medyacılık okuyan insanlar da tabii ki yapıyor ama benim gördüğüm kimya mezunları orada çalışıyor. O yüzden gerçekten hem topluma, hem dünyaya, hem ülkemize çok katkısı olacağına inandığım bir bölüm. O yüzden korkmayın. Yani hatta korkun ama korktuğunuz tarafa doğru ilerleyin. Yani nereden korkuyorsanız oraya doğru yürümenizi ve ilerlemenizi tavsiye ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi programı tamamlarken bu korkuyla ilgili kısmın, benle ilgili kısmını da değinmek istiyorum. Tabii ki, olursa. Tabii ki. Evet, öncelikle burada oluşundan dolayı kendine ait özel zamanlarda bile bizi kırmadan, bize zaman ayırışından ve değerli bilgilerini, yaşam tecrübelerini, bu kıymetli, değerli başarı öykünü ve tüm gönlündeki güzellikleri paylaştığın için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Evet. Henüz çok küçükken, belki çok çok küçük yaşlardayken, onu söylemeyeyim, yaşım ortaya çıkacak. Benim korkumu yenmeme vesile olarak bugün burada stüdyoda konuşalımı yansıtma şansına sahip olma vesilemsin. Bu nedenle çok çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, kamera arkasında çalıştığım, tecrübe edindiğim günlerden sonra bir gün sizlerle bu güzel ekranlarda buluşma adına aldığım teklifte ben de korkularımı yenememiştim. Ve kıymetli isim sevgili Bahadır Bayık bana neden demişti? Kameralardan bahsettiğimde şu cümleyi kurmuştu. Kameralardan çekiniyorsam 7/24 iki omzundaki kamerayı hatırla demişti. Ve benim bugün burada oluşuma vesile olan o cümleydi. Buradan bunu da aksettirmeden geçmek istemedim. Buradaki
az önce tüm dakikalarda paylaştığımız tecrübelerinin hakikatini de böyle tamamlamak istedim efendim. Çok çok teşekkür ederim bir kez daha. İyi ki varsın. Yolun yolculuğun açık olsun gönlünce ve mutlu olduğun her anda mutluluğun yeni adımlarla da olsun. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Herkese son bir kez daha söylemek gerekirse hayallerinizin peşinde koşun, hayallerinizi bırakmayın. Yani hayal edebiliyorsanız bilin ki bir gün gerçekleşebilir. Çok teşekkürler. Evet, hayallerinizin peşinden koşun dedikten sonra o güzel cümlenin hemen arkasından efendim. Dileriz ve temenni ederiz ki değerli izleyicilerimiz her şey gönlünüzce, hayallerinizde gerçekleşecek şekilde en güzel şekilde size ulaşsın temennisindeyiz bu bölümde özellikle. İyi ki oradaydınız, bizi yalnız bırakmadınız. Bizi yalnız bırakmayan siz güzel gözlere ve gönüllere, değerli izleyicilerimize çok çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçenler var. Sevgili Şeyda ve ekibe çok çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi beni huzurlarınıza hazırlayıp gönderen kuaförüm, kuaför Viva Burcu Topbaş ve ekibine teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde yeniden buluşuncaya kadar kendinize ve birbirinize iyi bakın. Hayallerle ve umutlarla kalın.